Amigos, Barcelona'dan güneşli bir günden hepinize merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda yanımda Ecem yok çünkü kendisi Türkiye'den henüz dönmedi. O yüzden bu videoda size ben eşlik edeceğim. Umarım güzel bir video olur. Şimdiden herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi tramvaydan indim. Bugün size Barcelona'daki Banksy Müzesi'ne gidip orayı göstermeye çalışacağım. İçeride çekim yapıp yapmayacağım, izin veriliyor mu bilmiyorum. O yüzden birazcık böyle karambola gidiyor gibiyim. Yani şansımı deneyeceğim. Bir 15 dakikalık bir yürüyüşüm olacak. Ardından müzeye varacağım. Yolda geçerken size şöyle Parc de la Ciutadella'yı da birazcık çekmek istiyorum. Çünkü burası Barcelona'nın en büyük parkı. Burası genellikle arkadaşlar hafta sonunda, özellikle cumartesi pazar günleri yani, inanılmaz derecede dolu oluyor. Dehşet bir kalabalık oluyor. Bu gördüğünüz alanların hepsinde insanlar böyle köpeklerini gezdiriyorlar. Çocuklarıyla oyun oynuyorlar. Arkadaşlar buluşup piknik yapıyorlar. Özellikle bu Covid pandemi döneminde kapalı alanların hepsi yasak olduğu için İnsanlar daha çok böyle açık hava etkinliklerine yöneldiler. Zaten çok fazla sokakta yaşayan bir millet Katalanlı. Yemeklerini sokakta yiyorlar, işte hayatları sokakta geçiyor. Günün her saatinde, şimdi tabii sokağa çıkma yasağı var akşamları ama normalde günün her saatinde burada sokakta yaşam bulabilirsiniz. Yani yaşayan insanlar var, yemek yiyenler, dans edenler, bisiklete binenler. Aklınıza gelebilecek her aktiviteyi sokakta yapabilme kapasitesine sahipler. Sonra birazcık bu yönüyle diğer Avrupa şehirlerinden ayrılıyor. Ki benim de en sevdiğim özelliklerinden birisi. Biraz böyle bu açıdan çekmek istedim. Burası için özel ayrı bir video da yapmak istiyorum açıkçası zaten. Ama şöyle bir hani genel bakış atmak için. Parkta Triumph yolu, Zafer Takı'na giden yol. Hemen parkın karşısında. Burayı daha önce biz bir gece videomuzda çekmiştik. O yüzden böyle ışıklı halini gösterememiştik. Çok net belli olmuyordu. O yüzden bu şekilde çekmek istedim. Burası benim Barcelona'da yürümeyi en sevdiğim yerlerden birisi. Çünkü palmiye ağaçları, çok geniş bir yaya yolu bulunması ve böyle karşınızda o Zafer Takı'na doğru yürüme. Onun arkasında Barcelona'daki o Tibidabo, bu tepesi dediğimiz dağ gözüküyor. Böyle insana bir keyif veriyor burada yürümek. Hem arkada bahçe, işte Ciutadella Parkı var. Böyle oradan çıkıp böyle bu tarafa doğru yürümek güzel. Şimdi çok az bir yolum kaldı. Yürümeye devam ediyorum. O sırada Banksy ile ilgili çok kısa bir bilgi vermek istedim bu videoyu izleyecek olanlarınıza gitmeden önce. Kendisi grafiti sanatçısı, aktivist. İşte dünyaca ünlü Massive Attack müzik grubunun da kurucularından biri olduğu söyleniyor ama asıl kimliği açıklanmadı. Yani anonim olarak geçiyor. En son bir eserini sergilemişti ve bu sergiden kazandığı parayla da eski bir Fransız donanmasına ait olan bir gemiyi alıp bu gemiyle mültecilerin kurtarma çalışmalarına destek sağlamıştı. Yani bence bu çok değerli bir şey. İnsanın yaptığı sanatta zaten bunu kendisi gösteriyor. Ama o sanattan elde ettiği gelirle de bunu pekiştirmesi bence çok saygıdeğer. Evet arkadaşlar, şu an müzeye girdim. Öğrenci 9 euroydu. Bir tık pahalı. Üç katlı bir sergi. Şu an ilk katına doğru çıkıyorum. Çekim yapmak, kameraya almak her türlü serbest dedi. Genelde müzelerde böyle bir kural vardır ama ben o yüzden tercih edilmemiştim ama bu sergide böyle bir şeyin olmayacağını aslında tahmin etmem gerekirdi. İlk girişte de zaten kendisinin sorununu şey yapmışlar. Copyright loserlar içindir.
kaybedenler için şeklinde. Zaten kendisi yaptığı şeylerin görünmesini istediği için, duyulmasını, bilinmesini istediği için sergisine de her türlü çekime izin verilmesi çok doğal. Şimdi tek tek böyle bir genel çekeceğim. Sonra eserleri, özellikle en meşhur olanlarını böyle açıklamaları dayanlarında var zaten. Tek tek çekmeyi düşünüyorum. İlk giriş kısmında İngiltere'de yaptığı eserleri sergileniyor. Yani kendi ülkesinde. Eserlerinin %80'ini İngiltere, Bristol ve Londra'da olmak üzere yani. Bu iki şehirde olmak üzere sergilemiş. Özellikle şu önce hoşuma gitti. Grafiti sanatçılarını kovalamasını hedef alan bir eseri var. Hani burada sanatçı değil de sanatçının çizdiği karikatürü kovalamalarını resmetmiş. Burada anlatmak istediği yandaki açıklamaya göre şu şekilde, şu no ball games. Yani hiçbir pratikte hiçbir anlamı ve mantığı olmayan, tamamen insanları rahatsız etmek için kurulmuş olan, polis tarafından uygulanan ve uygulanması öngörülen kısıtlamalar. Topsuz bir oyun gibi. Şimdi burada çok yansımadığı için gözüküyor. Çizdiği eserleri gösteriyor. Alt kattakiler gördüğünüz gibi şeydi, Londra ve Bristol'da çizdiği eserlerdi. Bu eserde de gamalı haçı görüyoruz. Ve bir çocuğun onu sprey boyayla kapatmaya çalıştı. Burada da özellikle Paris'teki eserlerini sergilendiği bu bölümde hepimizin yakında hatırlayacağı Paris'te 2015'te gerçekleşen son yılların en büyük terör saldırılarından biri olan 150'ye yakın insanın hayatını kaybettiği o saldırıyı ele alan bir eseri var. Aşağıda gül ve mum koymuşlar o insanların arasına. Arkada da pek çok gazetenin saldırıya manşet attığı bir derleme var. Burada hatta bir Türk gazetesi de görmüştü. Evet, şurada haber Türk'ün kimle konuşuyoruz. Burada Tarantino'nun Pulp Fiction filmine bir gönderme yapılmış bir eseri var. Çok fazla yansıma oldu. Engelleyemiyorum maalesef. Çeker gibi. Ama gözüktüğünü düşünüyorum. Burada da hatırladığıma göre, yanlış olmasın, 2 sene önce bir tane özel sanat galerisinde kendi bu çok ünlü balonlu kız resmini 860 bin euro olması lazım satıldığında resim kendini satıştan sonra parçalamıştı. Galerinin resmin parçalandığından haberi tabii ki yoktu. Bu da böyle güzel bir tutarlılık göstergesi olmuş. Çok ünlü eserlerinden birisi İsrail ve Filistin arasındaki duvarda çiçek fırlatan bir genç resmi. Bunun devamında pek çok eserini böyle yan yana yapmışlar. Müzeden çıktım ama şarjım çok azaldı ve hafızamda olduğu için son kısımları çekemedim. Umarım güzel bir video olmuştur. Elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Telefonum bana çok yardımcı olmasa da. İzlediğiniz için teşekkürler.